Arkadaşlar ikinci bölümde tekrar beraberiz. Altan Tanrıkulu ve Gökdoğan Argın'la beraber e, yorumlamaya devam ediyoruz. Şimdi ısıtılan bir problem vardı Fenerbahçe için. Emre Belezoğlu konusu yavaş yavaş kısık bir ateşle Emre Belezoğlu konusuna ısıtıyorlardı. Bir kriz hazırlık hazırlığı içindelerde bu ellerinde bir kozdu yani Ali Koç'a karşı bunu yavaş 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 tarafların zihnine sokup bir kriz patlatacaklardı. Ama bugün Emre Berezoğlu'nun açıklamaları sanki bu krizin başlamadan biteceğini gösterdi bizlere. Emre dedi ki çok e, birliktelik içinde, Başkan Ali Koç'un önderliğinde e, çalışmalarımızı yapıyoruz. Erol Hoca'nın aklıyla onun istekleri doğrultusunda her şeyi yapıyoruz ve böyle bir takım kurulduğunu, nasıl bir takım kurulduğunu da anlattı. Altın abi, Emre'nin açıklamalarıyla ilgili neler söyleyeceksin? Bir taraftan yorum vardı, hoşuma gitti. Demiş ki, Emre sen orada olduğun için içimiz çok rahat demiş. Güzel, hoşuma gitti, benim de içim çok rahat. Neler diyeceksin? Şimdi futbolu bırakırken son karşılaşması Rize sporluydı. Hatta penaltı yaptırdı. Evet, evet. Ve golünü attı. Evet. Herkesin kafası karıştı bir yıl daha oynamasın mı diye. Kura çekildi. İlk sportif direktör olarak yani her ne kadar açıklanmasa da bunu herkes biliyor. Sportif direktör olarak ilk resmi maçı Genel Rize Sporlu. Deplasman'da. Ee, enteresan geldi bana. Ya Emre ile futbol dünyasında, dünya futbolunda yarışabilecek insan sayısı az. Yani mesela Juventus Nedved'i sportif direktörlüğe getirdi. Öyle bir ismin arkasında durdu. Fenerbahçe'de de Emre Belezoğlu çok büyük etki yaratacaktır. Ali Koç e, uzun yıllar yöneticilik yaptı. Aynı zamanda iş dünyasında ve kendi şirketlerinde de çok uzun süre yöneticilik yaptı. Hangi ismi ne zaman açıklayacağını, hangi ismi hangi ünvanla e, lanse edeceğini çok iyi bilir. Yani bu konuda Fenerbahçe taraftarının e, herhangi bir Kötü düşünce için, içerisine girmesine gerek yok. Önemli olan icraatlar. İcraatlar son derece iyi sürüyor. Bir de e, Emre'nin açıklamalarını kimle konuştuğu çok önemliydi. Çünkü Emre'yi tanıyan bilir. Daha resmi açıklamalarda yapabilir. Biraz daha samimi de açıklamalar yapabilir. E, Fenerbahçe medyasının en e, çalışkan ve emektar isimlerinden Yusuf Dursun'la konuşmuş. Abi, Yusuf abiyle konuşan zaten çok farklı. Yusuf abi fa doldurmuş. <laughs> evet. e, orada söylediği iki tane sözün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, bu sene çalışan formayı giyecek demiş. Ya, bu çok önemli bir şey. İşte Her da, herhangi bir, sağlıklı bir sağlıklı yani. Yani. ne, Her iki ne iki Sosa'sı mi? ne Valencia'sı yani bununla e, o ilgilenmeyecek. Erol Bulut ilgilenecek. Çalışan, Erol gözüne giren, e, takıma girer. Bunu söylemiş. İkincisi Fenerbahçe taraftarının çok merak ettiği transferlerimiz sürecek diyor. Yani bu da çok önemli. Başkanın e, verdiği güvenle birlikte hem Erol Bulut'a destek olup hem de transferlerimiz sürecek sözlerini söylemesi zaten işin başında olduğunu da gösteriyor. Ben Emre'ye güveniyorum. Yani bir de e, bir tweet atmıştım çok fazla Galatasaray camiasından olumsuz dalga geçiren şeye gelmişti. E, Fatih Terim düzenine karşı Emre Belozoğlu'nun artık oyuna girdiğini söylemiştim. Emre ile Fatih Terim'i mi karşılaştırıyor? Evet, Emre daha önde çünkü. Evet. Kariyer yani dünya futbolunda, kariyer. dünya futbol. Hayır, sadece ondan değil. Fatih Terim her şeyini doldurmuş durum. Kariyer olarak da bazı şeyler olarak gidebileceği milli takımdan fazla bir yer yok. Gidebilirse o da. Emre öyle değil. Artık orada gitmesin ha, ya. zikzak oldu bir, e, oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Emre öyle değil. Emre'nin farklı bir enerjisiyle 40 yaşında yeni başladığı işte çok aç, başarıya aç. Emre 24 saatini Fenerbahçe için verir artık. Aynı zamanda Şenol Güneş açıklamalar yaptı. Emre Belezo hakkında gurur duyacak şeyler söylemiş. Yani milli takım eee Altay hakkında konuştuk, diğer oyuncular hakkında konuştuk, Emre ile de konuştuk, Erol Bulut'la da konuştuk diyor. Yani Fenerbahçe camiasıyla kontağı iyi olmayan bir ismin Emre ve Erol Bulut hakkında pozitif şeyler söylemesi de şu anda işlerin doz, düzgün gittiği Fenerbahçe'de gözüküyor. Şimdi sana da şu ısıtılan krizi sorayım. Yani Emre konusunda bir kriz hazırlığı içindeydi bazı kesimler. Farkındaydı biz de. Biz de farkındaydık, görüyorduk. Sen e, bu krizi önlenmiş olarak görüyor musun? Şimdi krizi aslında nasıl yönetiyorlar? E, önce güdümündeki bazı muhabirlere ee, diyorlar ki içeride bir kavga var. Kavga Emre Belezoğlu futbol şubesini de kavga haline diyorlar. Bunu üflüyorlar. Üfleme deriz buna. O piyasadaki onların adamları da hemen önce tweetlerinden ya Emre niye açıklanmadı ki diye başlıyor ki sonra altına yorumlar gelmeye başlıyor. Çünkü şeydir o. Banttan oynama deriz ona biz. Bazı banttan oynanır. Yani zehri veriyorlar. Bir saniye banttan oynadı ya oradan kendi adamlarından biri de diyor ki e, acaba kavga mı ettiler ki diyor bu sefer başlıyor. Evet futbol şube sorumlularıyla bir kriz yaşıyorlar. Yorumuyla başlıyor. Sonra Emre Berezoğlu bir açıklama yapmış. Bak çok ben ona tweet atmıştım. Anadolu Ajansı'nın ne bir açıklama yaptı. Aa tamam ya ipler koptu demeye başlıyorlar. Yani Leblebi'den nem kapıp kaptırıp böyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Ama artık Fenerbahçe medyası da, Fenerbahçe camiası da, Fenerbahçe kulübü de sizin bu ucuz, bu kalitesiz, bu karnından konuşma denilen konulara artık doydu. Ne taraftar inanıyor size ne onların nezdinde bir şeyiniz var, inandırıcılığınız. Emre Belözoğlu da bugün çıktı. Bir tokat daha attı onlara. Yani yine bu ara açıklanmadı ki. Niye ki? Ne oldu ki? Niye? Ya Allah Allah yani ne yapması lazım? Emre Berezoğlu bütün transferlerde Ali Başkan'ın yanında mı? Arkasında önünde ya. bunlar kamerayı sev, zaten Emre Berezoğlu'nun da sıfır ego olan o kariyere, o havaya civaya gerçekten ne mikrofona ne kameraya böyle bir şey olmuyor mu insan. Öyle bir şeye ihtiyacı şimdi yok. Şimdi geçen Valencia açıklandığı gün Arkasında. Şimdi kulüpte benim dostlarım vardı. Onlar söylediler işte Emre buradaydı falan. E fotoğrafta Emre yok da. Ama Emre futbolcuyu orada getirdi görüşte. Evet, evet. Işte, ya illa fotoğrafa mı çıkması gerekiyor Emre'nin? Yani Emre'nin öyle bir... Oradaydı Ali Koç Sayın Başkan'ın arkasında giriyor ama nerede kalıyor biliyor musun? Masa buraya. Giriyor herkes. O orada duruyor. Evet. Ya orada ben bana da geldi. Ama aa, fotoğrafta da yok şu yok. Ya artık yemiyorlar da biz yine de buradan o şeyler üflemeciler, üfürükçüler diyorum böyle. <laughs> o üfürükçülere yine diyelim. İstediğiniz kadar üfürün. Ne Ali, Sayın Ali Koç'la Emre Belezoğlu'nun ne de futbol şube sorumlularımız Sayın Kemal Denebaşı, Selahattin Baki. çok güzel bir artık şey oldu. Doku oluştu. Bir doku uyuşması derler ya. Emre Belezoğlu ile Sayın Başkan Ali Koç'un Sayın Ali Başkan, Ali Koç'la Emre Belezoğlu'yla da ikisinin de futbol şube sorumlular iki önemlisi Kemal Danabaş ve Selahattin Baki çok güzel bir dörtlü oldu. Kulaklarını kapadılar dışarıya ve kendi işlerini yapıyorlar ve bu teknik konuyu da Emre oluyor bıraktılar. Emre Berezoğlu seçiyor, onlar gidip bitiriyor. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Fenerbahçe medyası da Fenerbahçe medyası burası. Yoktan başka bir Fenerbahçe medyası da yok sana söyleyeyim. Gerçekten. Misali yani ne dedikse işte? Fenerbahçe medyası derken böyle bir işaret etsin. <laughs> burası yani. Ee, başka bir Fenerbahçe medyası var mı ben size sorayım? Ee, niye yok diyorum? Sebebi de çok basit. Ee, fikirler buradan çıkıyor. Yani fikirleri biz üretiyoruz. Ee, ve bu sansürleri bu biz kaldırıyoruz. Gerçekleri biz söylüyoruz yani. Bunu kendimize övmek için söylemiyorum. Çünkü medyada maalesef Fenerbahçelilere karşı inanılmaz baskı olduğu için kimse hiçbir şeyi konuşamıyor. Herkes karnından konuşuyor. Biz sansürsüz bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bizim için 11 Altan abi muhtemelen e, önümüzdeki Sivas maçında oynayacak 11'e yakın bir 11 olacak. Yani Erol olacak, belki son testini orada yapacak. Sen nasıl bir 11 bekliyorsun? Mesela kalede sanki Harun Altay'dan daha öne geçmiş gibi. Sağ bek zaten belli. Stoperlerde biraz belirsizlik var gibi. Sanki Serdar Aziz kesin oynayacak. İkinci stoper kim oynar? Yani Lemos daha hiç görmedik. Ee, Sadık'tan başlar. Sol bekte Caner'le Novak arasında. Şu an Caner çok önde gözüküyor. Novak çünkü COVID olması nedeniyle takımdan uzak kaldı. Trabzon'dan gelen iki oyuncu COVID oldu bu arada. Biraz ahlarımı kaldırma oldu anlamadım. Ne diyeceksin bununla ilgili? Şimdi hayat bana bir şey öğretti. Gerçek dostlarım, beni yüzüme karşı övenler değil, hatalarımı yapmamam gereken şeyleri eleştirerek ve de sert eleştirerek beni kırma bağısına yüzüme söyleyebilenlerdir arkamdan konuşanlar. Yani. Ben de Altay konusunda çok net konuşacağım. Altay hep birebir de çok iyi kaleci, genç kaleci, çok büyük kaleci ama yan toplarda zaafı var denildi yan toplarda herhangi bir zaafın varsa büyük kaleci değilsindir. Yani bunu açık açık söylemek lazım. Yan top zaafın olmayacak. Fenerbahçe kalecisinin yan top zaafı olmaz. Birebir de bir kere karşı karşıya kalırsın maç boyu ama 10 tane sağdan, 10 tane soldan, 6 tane kornerden, 4 tane serbest vuruştan orta gelir. Fenerbahçe'nin yediği gollerin çoğuna bakın. Hem de ilk yediği gollere, ilk gelen topta, çoğu duran top. Duran top hatasında. Şimdi biz, mesela Volkan Demirel önemli bir kaleciydi. Ama bir hatasından Edu'yla birbirine girmesinden Nando boş kaleye Ali de gol attı. O maç beraber hepsi belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Şampiyonluk kaybetti. O çok büyük ders olmuştur Volkan Demirel'e. Çok büyük kaleciler vardır. Bazen bir yerdeki hatalarını gideremedikleri için çok büyüyemezler. Altay fazla medyatik yaşıyor ve düşünüyor. Mesela gene Kızmasın kardeşimiz Altay kardeşimiz bence Uğurcan onun önünde performans olur. Muslera'yı ilk sıraya koyarım, Uğurcan'ı koyarım, Uğurcan'la şu anda rekabet edecek kaleci olarak da Harun'u koyarım. Peki abi, bir şey Harun Fenerbahçe'nin kalesinde olur. olur. Çünkü e, daha önce Bursa Spor'da ve Fenerbahçe'ye geldiği dönemde birebir mi penaltı kurtarması mı yani Trabzon deplasmanı dahil Kadıköy'deki maçlar dahil kurtardığı penaltılar var çok kritik goller var ama çok kaotik bir Fenerbahçe'de oynadı. Yani Koku geldi, Kuman takıma geldi ondan sonra Ersun Yanal. Ne oldu belli değil de Harun varken. Ama Harun iyi kaleci, tecrübeli kaleci. Ben ben olsam Harun'a güvenirim. E, Altay'a pek güvenmem. Sana tamamen katılıyorum. Sivas maçında Erol Bulut kafasındaki 11'i deneyecektir. Hatta şöyle Antalya maçından çok memnun olduğu için belki onun düzenini İki maçta da bozmayacaktır. Sivas ve maçlarında. Eğer Frey oynarsa kimse şaşırmasın. Gustavo'nun formunun artmasında vatandaşıyla yan yana oynamak fikri vardır. Bazı futbolcular böyle küçük kaprisleri vardı yıldızların. Hatta Ortega istiyor, istiyor diye Almeida diye bir isim transfer edilecekti. Az kalsın Fenerbahçe'ye. Fal evet, Falcao istedi gene e Sarakki transferi yapıldı. Yani böyle transferler ya da yan yana oynamalar bazı futbolcuları yükseltir. Ben Ozan'ın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, yani Fenerbahçe, Sivas ve Antalya maçlarının çok yakın bir oyuncu belki değişir. Rize deplasmanına gidecek. Tiseran ismi çok geçiyor. Ee, Tisseran e, Fenerbahçe'yi stoperde taşıyabilecek bir oyuncu mu? Sabek de oynayabilir biliyorsun. E, stoperde de oynayabilir. Belki hani sağ sağ ayaklı da. stoper. Yani sol stoper de oynuyor. Evet. Yani sağ ayaklı stoper ama sol stoper de oynuyor. İlginç bir oyuncu yani. Fenerbahçe'nin çeşitli mevkilerde faydalanabileceği bir oyuncu. Bu transfer gelirse stoper için çözer mi Fenerbahçe? Yani şimdi Serdar, Sadık, Lemos. Ee, Sadık'ın evet bir şey var. Hani o mücadeleci tavrı, kendini A aidiyet hissi Fenerbahçe takımında kendi Fenerbahçe camiasını kabul ettirdi. Başkan da kendisini çok sevdiğini biliyoruz. E, gelen teknik ekipler de Sadık için hep olumlu bir raporlar verdi. Birçok o, o, da kaotik dediği o kaos ortamında gelen o döneme denk gelen sakatlıklar yaşayan, şanssızlıklar yaşayan bir oyuncuydu. Ama Sadık Fenerbahçe'nin iyi bir e, kulübe yedeğidir. Sakatlık anında e, hiç kapris yapmadan kulübede oturabilecek iyi bir stoper tercihidir. Yaşı da genç. Serdar'ın zaten e, kalitesi, kumaşı, geçen yılki performansı ama artık Serdar'ın da e, o kadar üst üste çok mücadeleye girmesi, yine sakatlıklarla boğuşması e, Fenerbahçe'nin hem stoperde hem sağ sol geçen yılki savunmalarında sor sorun var. Şimdi Lemos alındı. Lemos Emre Benizoğlu'nun özel tercihi. Barcelona'nın tek teklifini kabul etmedi, ben oynamak istiyorum dedi. Kendine güveni tam, özgüveni güveni tam. E, Fenerbahçe'nin bence... Ee, Serdar yani Lemos mu diyorlar yoksa Seran Gerse Tres Tiseren Lemos mu? Ben yani Tres Lemos ikilisini kurduklarını tahmin ediyorum. Emre Beleza ile Erol Bulut'un. Niye kurdular? Şimdi bakıyoruz Lemos çok pırpır pır hızlı, e, hızlı dönebilen. Yani hani ba derler ya bel, belden dönüp hızlı yani bunu mesela şey yapamazdı. Onu çok arıyorlar şu anda. Sanka. Ee, Zanka. Zankanın kalas dönemiyor yani. Olduğu yerde dönüp top yani rakibi kovalaması lazım arkaya atılan toplarda. Ve burada çok o hıza sahip. i̇zlediğimiz videolarda ayağını çok iyi kullanıp çok iyi oyun kuruyor geriden. Ay, i̇yi ayağı var. Yani o tandemde Lemos bence oraya konulmuş bir isim. Özellikle seçilmiş. Fenerbahçe'nin büyük ihtimalle sağ stoperi Lemos olarak çıkacak. Şimdi Serdar Ama, ama şunu diyeyim. Tisselam da tam tersine. Rakibe duvar gibi çarpan, güçlü, ayakta duran hani Lugano tarzı o savaşçı gidip derdi ki arkadan rahatsız ederdi, böyle kucaklardı. Uçuya benzetti Altın Erdoğan. Yani ben de Lugano'nun o şeyine benzettim. Hani o güce sahip bir oyuncu. Ne oldu? E zaten Stoper'de ne aranıyor? Bir hızlının yanına bir tane de güçlü hava toplarına hakim. Bence ikiliyi öyle kurdular. Biri çünkü Erol Bulut'un tercihi Seren onu istedi. O e, Lemos'tan sonra o zaman Lemos böyleyse ben de böyle bir stopel istiyorum dedi. Yedekleri de Serdar'la e, sadık olacağını düşünüyorum. Şimdi Serdar'la ilgili şöyle dedikodular çıkartmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili de küçük bilgi vereyim. Serdar e, biliyorsunuz Galatasaray'da 2 milyon euroya yakın para alıyordu. Fenerbahçe daha düşük bir bedelle geldi. 1.8 milyon euro paraya geldi. Daha sonra bu parası 5.5 kurla sabitlendi Serdar'ın. Yani şu anki kur, kura göre Serdar 1.2 civarı bir para alıyor. Yani yıllık TL. Doğum, evet. Yok Euro. Ee, yıllık 9.9 milyon TL'ye geliyor bu. Yani şu anda Galatasaray'da kalsaydı Serdar bunun iki katını kazanacaktı neredeyse. Ee, bu da aslında oyuncunun karakterini de gösteren önemli bir özellik. Ee, çünkü orada yaşadıklarından dolayı bir onur mücadelesi vardı. Fenerbahçe'ye geldi. Ben Serdar'ı da çok beğeniyorum. Elinden gelen her şeyi de yapıyor. Bu sene Serdar'ın da forma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü tamamlıyoruz. Üçüncü bölümde tekrar beraber olacağız.